Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda bir tane daha gönderiyorum. Ümit ediyorum bu videoda da iyisinizdir. Fizik dersi dinlemeye her zamanki gibi hazırsınızdır. Sevgili fizik canavarları, ne yapıyorduk? Çembersel hareketi anlatıyorduk. Bir önceki videoda çembersel hareketle ilgili bilmemiz gereken genel kurallar nelerdi ya da bilmemiz gereken terimler nelerdi onları verdik. Onlarla ilgili örnekler çözdük. Bu videoda ise çembersel hareketin günlük hayattaki uygulamaları, karşımıza çıkan durumlarına beraberce bakacağız. Gelin isterseniz vakit kaybetmeden çembersel hareketin uygulamaları diyelim. Şimdi biz çembersel hareketin uygulamaları için birinci durumda yatay düzlemde düzgün çembersel harekete bakacağız. Şimdi elindeki çekici çeviren sporcunun aslında döndürme hareketidir yatay düzlemde döndürme hareketi. Şimdi dikkat ederseniz sporcu çekici kendine doğru tutmaktadır arkadaşlar. Yani kendine doğru bir F kuvveti uygulamaktadır. Çekiç üzerine. Bu tarafa doğru. Peki iyi de bu çekicin tuttuğu, yani daha doğrusu bu güllerin tutulduğu, bu ipin üzerinde meydana gelen gerilmeyi meydana getiren şey nedir? Merkezil kuvvettir. Yani F merkezil kuvvettir. Bu da tabii neyi verecektir arkadaşlar? Aslında T gerilmesini verecektir. F merkezcil kuvvet. Peki bu F merkezcil kuvveti aslında şöyle söyleyeyim. Çekici bıraktığında, elinden sporcu bunu fırlattığında ne olacak aslında çekiç? Çekiç savrulacak. Peki çekicin savrulma nedeni nedir aslında? Aslında buna karşılık, yani bu merkezcil kuvvete karşılık hareket ettiren bir kuvvettir. Aslında böyle bir kuvvet yok ama biz soruların anlaşılması açısından ve daha kolay algılanması açısından bir merkez kaç kuvveti vereceğiz arkadaşlar. Yani diyeceğiz ki aslında dışarıya doğru olan bir merkez kaç kuvveti vardır. Bu merkez kaç kuvveti de aslında merkezcil kuvvete eşittir. Ve ipte meydana gelen gerilme kuvveti denge şartından sola çeken kuvvet sağa çeken kuvvet eşit olduğu için aslında T gerilmesi F merkezcil kuvvete ya da merkez kaç kuvvetine eşittir diyeceğiz. Bunun değerinde MV kare bölü R ya da MW kare R olduğunu daha önce aslında ne yapmıştık? Vermiştik size. Söylemiştik bu ifadeyi. Kuvvet ifadesini. Aynı durumu grafiksel çiziminde de arkadaşlar verecek olursak aslında dışarıya doğru bu adama uygulanan bir merkez kaç kuvveti var? F merkez kaç kuvveti var? Bu merkez kaç kuvveti sağa doğru T sola doğru olduğu için yatay düzlem için düşünüyoruz burada tabii. Tekrar edelim, biz yatay düzlemden bahsediyoruz. O zaman demek ki T'nin neye eşit olması lazım aslında denge şartından dolayı? Merkez kaç kuvvetine eşit olması lazım diyeceğiz. Şimdi bir tablo üzerinde harekete bakacak olursak, yani bir tablonun üzerine yerleştirdiğimizde tablo üzerinde bulunan bir vatandaş eğer W açısal hızıyla döndürülecek olursa, aslında ben biliyorum ki yine bu dairesel hareket yaptığından dolayı bunu dışarıya doğru çeken bir merkez kaç kuvvet olacaktır. Bakın tekrar edelim. Bir dairesel hareket gördüğünüzde yapmanız ve bilmeniz gereken ilk ve en önemli şey aslında merkezden, hareketin merkezinden, yani çünkü bakın bu böyle bir dairesel yörüngede dolanacak. Bu cismin dolanacağı yörünge bu. Bu yörüngenin aslında merkezinde olan yerden dışarıya doğru olan bir merkez kaç kuvveti belirleyeceksiniz. Aynı durumu burası için yapacaksınız. Burada bir merkez kaç kuvveti belirleyeceksiniz. Şimdi her iki şekilde de sağdaki ve soldaki şekilde de eğer sağa doğru bir merkez kaç kuvveti varsa sola doğru bunu dengeleyecek bir kuvvet olmalı. Bakın burada görüyorsunuz. Burada bir ip gerilmesi var. Ama burada bir ip yok. O halde sağa doğru olan buradaki merkez kaç kuvvetini dengeleyen biri olmalı. Bak mutlaka biri olmalı. İşte o kimdir? Sürtünme kuvvetidir arkadaşlar. Yani siz çembersel hareket yapan bir cismin tablo üzerinde dengede kalabilmesi için sağa doğru olan merkez kaç kuvvetine karşılık sola doğru ne uygulamanız lazım? Bir kuvvet uygulamanız lazım. Bu durumda sola doğru uyguladığınız kuvvet sağa doğru uyguladığınız kuvvete eşit olacağı için ipte meydana gelen gerilme kuvveti neye eşit olacaktır? MV kare bölü R ya da MW kare R ifadesine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Buraya geldiğimizde ise bunun dengede kalabilmesi için aslında minimum değerde, minimum buradaki sürtünme kuvvetinin merkez kaç kuvvetine eşit olması lazım. Ama ben biliyorum ki sürtünme kuvveti statik bir kuvvettir, dinamik bir kuvvet değildir. Yani hareket ettirmez, hareketi engeller. O halde sürtünme kuvvetinin daha büyük olması da işime yarar. Yani sürtünme kuvveti eğer merkez kaç kuvvetine büyük olursa yine bu adam ne yapamaz? Hareket edemez. Yani şunu söylüyoruz aslında. Hocam sürtünme kuvveti büyük, o zaman büyük olan kuvvet yönüne gitmez mi? Hayır. Sürtünme kuvvetinin hareket ettirme etkisi yoktur. O halde sürtünme kuvvetinin ne olması lazım diyorum? Merkez kaç kuvvetine ya büyük ya da eşit olması lazım diyorum. Eğer ifadeyi sürtünme kuvveti yerine biliyorsunuz ki sürtünme kuvvetinin değeri N çarpı K idi. Buradaki N dediğimiz şey de Mg idi. Yani yüzeye uygulanan ağırlık Mg kadardı. O zaman Mg K büyük eşit
MW kare R diyecek olursanız, o zaman burada W'nun değeri ne olacaktır arkadaşlar? Minimum kök içerisinde G çarpı K bölü R'ye eşit olması lazım bu kök içerisinde. Ya da bu değerden küçük olması lazım da açısalızın. Bu durumda bu adam savrulmaz, dengede kalır diyoruz. Yani her ikisi için de dengede kalma şartından bahsediyoruz. Bununla ilgili bir örnek diyelim arkadaşlar. Örnek verelim ve devam edelim. Örneğimiz şöyle diyor. Diyor ki yatay düzlemde çembersel hareket yapan 2 kilogram kütleli cismin periyodu 3 saniyedir. Buna göre ipte oluşan gerilme kuvvetini diyor bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın bu yatay düzlemde olduğu için bu adamı yatay düzlemde dışarıya doğru çeken bir merkez kaç kuvveti var mıdır? Vardır. Bu merkez kaç kuvvetinin değeri ne kadardır? M V kare bölü R kadardır. Buradaki merkeze doğru çeken ipte de gerilme kuvveti T kadardır. O zaman buradaki T'nin neye eşit olması lazım arkadaşlar? Merkez kaç kuvveti? Yani şöyle diyeceğiz. T eşit olmalı F merkez kaç kuvvetine. Bu merkez kaç kuvvetinin değeri de M V kare bölü R'dir. Tabi buradaki V'nin değerini bilmiyoruz. Hızını bilmiyoruz ama bunu bulabilecek bilgiye sahibiz. Nasıl sahibiz? Şöyle sahibiz. Biz eğer buradaki V ifadesini yazacak olursak 2 pi R bölü T idi. Bir önceki videodan hatırlayın arkadaşlar. Çizgisel hızın formülü buydu. Açısal hızın formülü neydi arkadaşlar? Şuraya yazalım açısal hızla karışmasın. O da 2 pi bölü T idi açısal hız. Biz de açısal hız da bulabilirdik aslında. MW kare R de yazabilirdik. Fark etmedi aynı şey çıkar aslında. Çizgisel yazdık. Oradan devam edelim. O zaman buraya yazıyoruz. 2 çarpı 3 diyoruz. Niye? Pi 3 vermiş. Çarpı R'nin 2 olduğu veriliyor. Bölü periyodun da 3 saniye olduğu soru içerisinde vermiş. O halde hızınızın 4 metre bölü saniye olduğunu ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. O halde getirin verilen değerleri yerine yazacak olursak teyip germesini bulabiliriz arkadaşlar. Yazalım M dediğimiz şey kaç kilogramdı? 2 kilogramdı. Çarpı V dediğimiz 4'ün karesi yazacağız. Bölü R dediğimiz şey de 2 metreydi arkadaşlar. O zaman burada ip germesi ne kadar olur bulacaksınız? 16 Newton olduğunu bulacaksınız diyeceğiz tabii ki. Sürtünmesiz yatay düzlemde diyor. Evet başka bir örnekle devam ediyoruz. Diyor ki sürtünmesiz yatay düzlemde diyor ipe bağlanan O noktası etrafında dönülen X cisimlerin kütleleri sırasıyla bunlardır. M ve 2M'dir. İplerde meydana gelen gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri oranı nedir diyor. Sevgili fizik canavarları. Şimdi burada önemli olan mevzu şu. Daha önceki videoda da yine söyledik. Dedik ki bir ipin ya da bir çubuğun üzerine asılmış boncuklar ya da cisimler her neyse. Sonuçta bir merkez etrafında döndürülüyorsa bunların her ikisi aynı sürede aynı tur atacağı için bu adamların periyotları birbirine eşittir. Ve bu adamların aynı durumda açısal hızları da eşittir. Yani bunun açısal hızı W iken bunun da açısal hızı W'dur. Bunun periyodu T iken bunun periyodu da T'dir. Bakın bunlar periyot. Tekrar edelim. Bu açısal hız. Bakın burası da periyot. Tabi ip gerilmesi olarak anlamayın diye söylüyorum arkadaşlar. Periyot diyeceğiz buraya da. Şimdi gelelim çizgisel hızlarına. Çizgisel hızları da 2 pi r bölü t idi. Şuraya yazalım. Ve 2 pi r bölü t idi. Şimdi 2 pi'ler ve t'ler aynı. Eşit sabit. O zaman r ile v doğru orantılı olacağız. Şimdi bakın bunun yarıçapı r kadar bunun yarıçapı 2 olduğu için. O zaman bunun çizgisel hızı v kadarsa bunun çizgisel hızının 2 v kadar olması lazım. Deyip bunların çizgisel hızlarını, açısal hızlarını ve periyotlarını belirlemiş olduk. Şimdi gelelim yüksek gerilme kuvvetine. Yüksek gerilme kuvvetini bulabilmek için aslında bizi dışarıya doğru çeken bir merkez kaç kuvvetinden bahsetmiştik. Merkez kaç kuvvetinin değerinin de bu tarafa doğru ne kadar olacağını söyleyeceğiz. Mw kare R olacağını söyleyeceğiz. Mv kare bölü R de yazabiliriz. Fark etmez aynı şey çıkacak. Sonuçta ifade değişmeyecektir arkadaşlar. Bir de burada bunu dışarıya doğru çeken bir Mw kare R'si vardır. Tabi burada M'iniz M'ken buradaki M'iniz 2M olduğu için şuraya ne yazacağız arkadaşlar? 2 yazacağız. Buradaki R'niz de 2 olduğu için şuraya yazacağız arkadaşlar? Şuraya da 2 ile yazacağız. Burası ne yazacağız? O halde dikkat edin. Dikkat edin. Şimdi burası 4MW kare R değil mi? Bakın şuraya dikkat edin. 4MW kare R. Kime eşit bu? Sağa çeken sola çeken eşit olduğu için TY'ye eşit. Yani ben burada TY ne kadardır dediğimde 4 tane MW kare R diyebilirsiniz. Peki TX ne kadardır? Şimdi TX bakın şu X cisminin sağa doğru üzerine etkilen bir Y gerilmesi var TY. Bir de MW kare R'si var. İkisinin toplamıdır aslında TX. Yani biz TX'i yazarken şunu diyeceğiz ki TX eşittir diyeceğiz. Bir MW kare R'si var ama artı bir de TY'si var diyeceğiz. TY'yi de burada bulmuşum 4MW kare R olarak. Getir burada yerine yazacak olursanız arkadaşlar. MW kare R artı 4MW kare R derseniz o zaman burası 5 tane MW kare R olacaktır.
TX. Bana TX bölü T'yi soruyor. Şimdi burada 5 tane MW karede var. Burada da 4 tane MW karede var. O zaman TX bölü TY ifadesi MW kareler bunu götürürse ne olacaktır arkadaşlar? 5 bölü 4 olacaktır diyeceksiniz. Peki. Örnek diyelim. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Şöyle diyor örneğimizde. Sürtünmesiz yatay masaya açılan diyor. Delikten geçirilen diyor ipin uclarına. K ve L cisimler şekilde gibi bağlanmıştır. Eyvallah. L cismi masa üzerine diyor. 3 saniye periyot ile diyor döndürüldüğünde K cismi dengede kalıyor. Çembersel yörüngenin yarıçap 1 metre, yörüngede dönen diyor, K L cisminin hareketleri sırasıyla MK ve 2 kilogram olduğuna göre MK kaç kilogramdır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın tekrar aynı şeyi söylüyoruz. Bir çembersel hareket gördüğünüzde yapmanız ve bilmeniz gereken şey aslında bu adamı dışarıya doğru çeken kuvvet merkez kaç kuvvetidir? Ve bu merkez kaç kuvvetin değeri MW kareye kadardır. Ama bunu dengeleyen yani dışarıya doğrulan merkez kaç kuvvetini dengeleyen bu ipte bir gerilme olacaktır. Şimdi bu ipte oluşan gerilme kuvveti kimden dolayı oluşmaktadır? Bu ip sabit değil. Bu ip K cismine bağlı. O halde bunun aşağıya doğru bir MG kadarlık ağırlığı vardır. Yani MK çarpı G kadarlık ağırlığı vardır. Ve bu ipteki gerilme de MK çarpı G kadardır. Yani GK kadardır. Hülasa yani burası GK kadar diyeceksiniz. Otomatik olarak bu ipte meydana gelen gerilme de yine K'nın ağırlığına eşit olacaktır. O halde burada şunu söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki kardeşim bizim sağa doğru çeken merkez kaç kuvvetimiz yani F merkez kaç kuvvetimiz sola doğru olan GK ağırlığına eşit olacaktır. Merkez kaç kuvvetinin değeri ne kadardır? ML çarpı W kare çarpı R eşittir MK çarpı G diyeceksiniz. Burada verilen değerleri yerine getirip yazacak olursanız arkadaşlar K'nın kütlesi milyon ama L'nin ikisi 2 kilogrammış. L'nin ikisini yazalım buraya 2 olarak. Ama K'nın kütlesi soruluyor MK. Yer çekimmesinde 10 olduğu verilmiş bize arkadaşlar. R yarı çapının da 1 metre olduğunu biliyorum. Onu da buraya yazıyorum arkadaşlar. W kare W'yu bulacağım. W dediğimiz ifade neydi? 2 pi bölü t idi. Burası da 2 çarpı 3 bölü t'si de 3 saniye olduğu için getirip buraya yazarsanız W burada kaç çıkacaktır? 2 çıkacaktır. 2 radyan bölü saniye çıkacaktır. Getirip burada 2'nin karesi olarak da bunu yazacak olursanız 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. O zaman MK ne çıkacaktır arkadaşlar? 8 bölü 10. O da eşittir 0,8 kilogram çıkacaktır. Demek ki o zaman K'nın kütlesi ne kadardır dediğinde ne diyeceksiniz? 0,8 kilogram diyeceksiniz. Evet bir tablo verilmiş. Bu tablo üzerine yerleştirilen bir cisim var ve W açısal hızıyla döndürülüyor. Ne yapacaksınız ilk yapmanız gereken şey ne? Bu adamın dönüşünün merkezden dışarıya doğru uygulanan bir merkez kaç kuvveti belirleyip buna MW kare R kadar ifadesini yazacaksınız. Buradaki sürtünme kasası 0,4'müş. Demek ki bunu bu tarafa doğru tutan bir kuvvet olmalı. Bu kuvvet kimdir? Sürtünme kuvvettir. Bu sürtünme kuvvetin değerinin de N çarpı K olduğunu, bunun da MGK olduğunu daha önceki videolardan biliyoruz. O halde denge şartı sağa çeken sola çeken eşit olacaksa o zaman buradaki MGK'nın sağa doğru olan MW kare R'nin olması lazım. Eşit olması lazım diyorum. Hadi gelin beraberce şu aşağıya yazalım. Diyorum ki MGK eşittir MW kare R dersem bakın buradaki M'ler bunu götürecek. G ifadesi 10 yer çekimmesi çarpı K dedim sürtünme kasası 0,4 eşittir W kare çarpı R. Şimdi burada W ifadesini yazalım arkadaşlar. W dediğimiz ifade neydi? 2 pi bölü T idi. Getir burada değeri yaz. 2 çarpı 3 bölü T dediğimiz ifade ne kadardı burada arkadaşlar? Tabi bize burada W'nun değeri soruluyormuş. Burada tabii ki T verilmediği için W'nun değeri soruluyormuş. Tabii burada biz W'yu de bırakalım öyle. W kare diyelim. Yani bu ifade bizim için soru işaretiymiş. Şunu bize soru işaretleri vermişler. R dediğimiz ifade arkadaşlar 1 metremiş. Bunu da getir bir yerine yazalım. Burada 1'miş. O zaman burada ne çıkacak? 4 eşittir W kare olacağı için ifadede W her iki tarafın kare kökünü alacak olursanız. Şöyle kare kökünü alalım arkadaşlar. Sonuçta W değeri ne çıkacaktır? 2 radyan bölü saniye ifadesi bizim için doğru olacaktır ki cevabımız da deniz olacaktır diye işaretleyebiliriz tabii ki. Peki, devam edelim arkadaşlar. Şimdi yatay düzlemdeki işlevi bitirdik. Yani yatay düzlemde çembersel hareketi inceledik. İkinci olarak düşey düzlemde döndürme hareketi yapacağız. Yani aslında kafanıza şöyle canlandırabilirsiniz. Mesela çaycıların çay tepsilerini böyle havada düşeyde çevirmeleri olarak
algılayabilirsiniz mesela. O da bir çembersel harekettir. Ama burada tabi cismi düşey düzlemde döndürürken ipte meydana gelen gerilme kuvvetleri tabi ki duruma göre değişecektir. Bunun incelemesini beraber yapacağız. Şimdi bizim elimizde en kütleli bir top var. Bunu biz bir ipe bağlamışız. Ve O noktası çevresinde düzgün çembersel hareket yaptırıyoruz. Yani bu adamın burada da V kadar bir hız var. Bu adamın burada da aşağıya doğru V kadar bir hız var. Bu adamın burada da bir V kadarlık hızı var aslında. Şurada da V kadar hızı var. Burada da aslında V kadarlık bir hızı var. Şimdi bu adamın her üç durumda da aslında, her üç durumda da aşağıya doğru mavi çizgilerle gösterdiğimiz bir G ağırlığı var. Siyahla gösterdiğimiz bir de ip gerilmeler var arkadaşlar. Şimdi biz biliyoruz ki çembersel hareket yapan bütün cisimlerin aslında merkezden dışarıya doğru uyguladığı bir merkez kaç kuvvetine maruz kalır. Yani biz o merkez kaç kuvvetini isterseniz şu yeşille gösterelim. Bu tarafa doğru bir merkez kaç kuvvetimiz var mı? Var. Peki bu tarafa doğru bir merkez kaç kuvvetimiz var mı? Var. Bu tarafa doğru bir merkez kaç kuvvetimiz var mı? Var. Şimdi dikkat edecek olursanız aslında üst noktada, alt noktada ve yandan geçerken ki durumu değerlendirdiğimizde aslında şurayı değerlendirelim. Şimdi yan taraftan geçerken, şuradan geçerken, L noktasından geçerken aslında cismi sola doğru çeken T yan gerilmesi sağa doğru olan F ne olacaktır? Eşit olacaktır. Ki şurada olduğu gibi. Ama buraya geldiğimizde yukarıya doğru T alt varken aşağıya doğru F ile G var. O zaman demek ki bunun her ikisinin toplamı neyi verecek? Alttaki gerilmeyi verecek. O zaman demek ki o da bu olacak. Buraya geldiğimizde ise aşağıya doğru ağırlık var. T üst gerilmesi var. Bir de yukarı doğru F var. Denge şartı yazıyorum. Yukarıya doğru olan aşağıya doğru olan iki tanesine eşit olacak toplamına. Oradan denklemi yazdığında üstteki de F merkez kaç eksi? G kadar olacaktır. O da budur arkadaşlar. Dikkat ederseniz burada ağırlıkla kuvvetin toplamı, burada kuvvetle ağırlığın farkı, burada da direkt kuvvete eşit ip gerilmesi. O halde farkı minimum toplamı maksimum olmaz mı? Tabi buradaki değer de aradaki bir değer olacak. O halde şunu söyleyebiliriz. Yukarıdan aşağıya doğru inerken ip gerilmesi ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır deriz. Yani bu adam bu konumdan bu konuma gelirken ipte meydana gelen gerilme kuvveti ne olacaktır? Artacaktır. Ama buna dikkat edin. Alt noktadaki ip gerilmesi maksimum, üst noktadaki ip gerilmesi minimum. Çünkü bu cümleler sorulur. Yani maksimum ip gerilmesi ne kadar olur? Minimum ip gerilmesi ne kadar olur? Sorulur. O zaman diyeceksiniz ki maksimumsa alt noktayı soruyor, minimumsa üst noktayı soruyor diyeceksiniz. Yani değerlendirirken mutlaka ona göre değerlendireceksiniz. Dikkat edin. Şimdi diyor ki 1 metre uzunluğunda bir ipin ucuna bağlı 2 kilogram kütleli cismin O noktası etrafında düşey düzlemde döndürülüyor. Tamam. Buna göredir ipte oluşan gerilme kuvveti bak 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 ne diyor? Maksimum gerilme kuvveti diyor. Kardeşim maksimum gerilme kuvveti soruluyorsa o zaman bu ip kesinlikle nerede demektir? Alt noktada demektir. Neden? Çünkü bu adam aşağıya doğru bir merkez kaç kuvvet F varken bir de aşağıya doğru G gelecek. O zaman buradaki T max dediğimiz ip gerilmesi yani şuraya yazalım. T max dediğimiz ip gerilmesi ağırlık artı F merkez kaça eşit olacak? Şimdi bana verilmiş. Yani bu adam V hızı tabi verilmemiş. V hızını da isterseniz yazalım. Buradaki W'yu yazabiliriz. Yani şöyle yazalım aslında buraya biz. MG artı MW kare R yazabiliriz. Tabi burada W'nun değeri 2 pi bölü T olduğunu biliyoruz. Buradaki T'nin de 3 saniye olduğu verilmiş bize. Eğer bu T 3 saniye ise şurası 3 ise eğer şunun yerine 3 yazarsak şu 3 ile pi birbirini gösterecek. Burada 2 kalacaktır. O zaman değer 2 radyan bölü saniyedir. M'in değeri verilmiş arkadaşlar. Ne kadarmış? 2 kilogrammış. İpin uzunluğu 1 metre. Bu da yarı çapmış. Gezi bir yerine yazalım isterseniz. 2 kilogram çarpı 10 artı 2 çarpı 2'nin karesi. Yani yazalım 2'nin karesi çarpı. R de burada 1 metreymiş arkadaşlar. O zaman burası ne yapacak? 20 artı 4 kere 2 ne yapacak? 8 yapacak arkadaşlar. O zaman teğet gerilmesi ne kadar olacaktır? 28 Newton olacaktır diyeceksiniz. Yani ipte meydana gelen maksimum gerilme kuvveti ne kadarmış arkadaşlar? 28 Newton'mış diyeceksiniz. Başka bir örnek soruyor. Diyor ki bana M kütleli bir cisim burada. Şimdi L noktasındaki ve M noktasındaki gerilme kuvvetlerinin oranını soruyor bize. Şimdi buradaki mevzu şu arkadaşlar. Ya da soruya bakalım isterseniz. M kütleli bir cisim var. O noktası etrafında ipe bağlanarak düşey düzlemde çembersel hareket yapıyor. Cisim K noktasından geçerken ipte oluşan gerilme kuvveti 5 mg kadardır. Şimdi eğer K noktasında ipte oluşan gerilme kuvveti 5 mg kadarsa
şu ipte meydana gelen gerilme kuvveti direkt buradaki merkez kaç kuvvetine eşittir. Yani burada biz hemen bir F merkez kaç belirliyoruz. Buraya da ip gerilmesi diyoruz. O zaman ipteki gerilme kuvveti 5 MG'ye kadarsa merkez kaçını da 5 MG kadardır. Buraya dikkat edin. Bakın F merkez kaçın değerini bulduk. Ne kadarmış? 5 MG kadarmış. Buraya dikkat edin. O halde her noktada merkez kaçınız 5 MG kadardır. O zaman ben M noktasına geldiğimde aşağıya doğru ağırlık var mı? Var. Aşağıya doğru bir de merkez kaç var mı? Var. Buraya geldiğimde ise yukarıya doğru merkez kaç var mı? Var. Aşağıya doğru ağırlık var mı? Var. O halde şunu söyleyebilirim. M noktasına geldiğimde yani M noktasındaki gerilme kuvvetini yazarken aslında F artı G yazacağım. Bu da F'in değeri 5 MG kadardı. G'nin değeri de zaten MG kadar olduğunu biliyorum. O zaman burası 6 MG yapacaktır. E peki L noktasında ise arkadaşlar minimum gerilmeydi. Oradaki gerilme kuvveti ne kadardı arkadaşlar? F eksi G kadardı. Burası da 5 MG eksi G kadar MG kadar olacağı için o zaman burası da 4 MG kadar olacaktı. E şimdi taraf tarafa eğer TL bölü TM oranı bizden istiyorsa oran ne çıkacaktır? 2 bölü 3 çıkacaktır. MG'ler gidecek. 4 ile 6 sadeleşirse 2 bölü 3 bizim için doğru cevap olacaktır. Ki dikkat edin. Bakın tekrar edelim. Buradaki gerilme minimum gerilme. Buradaki gerilme maksimum gerilme. O halde demek ki yukarıdan aşağıya inerken ip gerilmesi ne oluyor? Artıyor demektir. Buraya dikkat ediyoruz. Evet 2020 AYT'de gelmiş arkadaşlar. 2020 AYT'de şöyle bir soru soruluyor. Diyor ki çizgisel momentumu diyor zamanla değişen fakat kütlesi ve kinetik enerjisi sabit olduğu bilinen hareketli bir cisimle ilgili olarak diyor. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Üzerine etki eden net kuvvet sıfırdır. Arkadaşlar bir cisim eğer düzgün çembersel hareket yapıyorsa o zaman bu adamın hızının yönünün sürekli değiştiğini biliyoruz ama büyüklüğü değişmiyor. Şimdi soruda düzgün çembersel hareket yapan hareketli tanımlanmıştır. Yani burada tanımlanan şey aslında çizgisel momentumu zamanla değişen fakat kütlesi ve kinetik enerjisi sabit olduğu bilinen. Şimdi kütlesi sabitse M. Kinetik enerjisi sabit olduğu için 1 bölü 2 M V kare. O zaman demek ki 1 bölü 2 M V karede M sabitse o zaman V de sabit. E şimdi çizgisel momentumu niye zamanla değişiyor? Çünkü yönü değişiyor. Yani ben biliyorum ki bir adam düzgün çembersel hareket yaptığında aslında hızı bu iken bir müddet sonra hızı bu olacak. Aslında hızının büyüklüğü V ve V kadar ama momentumunun değeri de MV kadar burada da MV kadar ama buradaki momentumun yönü yukarıya doğruyken buradaki momentumun yönü sola doğru. Yani düşeydeyken yatay hale geliyor. Yani aslında tanımlanan şey burada çembersel harekettir. Şimdi düzgün çembersel harekette net kuvvet nedir? Merkezcil kuvvettir. O halde net kuvvet sıfırdır ifadesi doğru olabilir mi? Olamaz. Çünkü merkezcil kuvvetin değeri ya da merkez kaç kuvvetin değeri birbirine eşit çünkü onlar. Ne kadardı? MW kare R kadardı. E şimdi bir adamın düzgün çembersel hareket yaparken açısal hızı sıfır olamayacağına göre, R yarıçapı ve M kütlesi de sıfır olamayacağına göre sonuçta kütlesi sıfırdır ifadesi bizim için nedir? Yanlıştır. Üzerine etkileyen kuvvetlerin yaptığı sıfırdır. Şimdi biz buradaki kuvvetin hızı değiştirmediğini, yani buradaki ivmenin hızı etki etmediğini ve bunun üzerinde bir kinetik enerji değişikliği yapmadığını biliyoruz. E zaten işlenilen şey de enerjideki değişim miktarıdır. E adamın enerjisi değişmediğine göre üzerine iş yapılan iş sıfırdır ifadesi bizim için nedir? Doğru bir cevaptır. İvme sıfırdır. Hayır ivme sıfır değildir. Niye değildir? Çünkü buradaki ivmenin değeri de W kare çarpı R kadardı. Hatırlayın ifadeyi vermiştik biz. O zaman bu ifade yanlış bir ifadedir. O halde bizim için doğru cevap hangisidir arkadaşlar? Yalnız iki cevap bizim için doğru cevaptır diyeceksiniz. Bu AYT 2020 sorusu. Şimdi AYT 2020'de gelen başka bir sorumuz var arkadaşlar. O da şöyle diyor. Diyor ki aleyna sabit açısal hızla diyor hareket eden diyor şekildeki dönme dolabın kabinlerinden birinin içerisinde oturmaktadır. Tamam. Diyor ki aleyna'nın bulunduğu kabin A, B, C ve D noktalarından geçerken aleyna'ya etki eden merkezcil kuvvetin büyüklükleri sırasıyla bu kadardır. Aleyna'nın kütle merkezinin dönme eksenine olan uzaklığı daima sabit kaldığı bilindiğine göre bu noktalardaki diyor kuvvetlerin arasındaki ilişki diyor nasıldır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir şey söyledik. Dedik ki buradaki kuvvetin değeri yani merkezcil kuvvetin değeri M çarpı W kare çarpı R kadardır. Şimdi aleyna'nın R yarı çapı A'da B'de C'de D'de değişiyor mu? Hayır. W açısal hızı çünkü diyor ki sabit açısal hızla diyor hareket ediyor diyor. Açısal hızla değişmiyor. E aleyna'nın kütlesi de değişmediğine göre arkadaşlar. O halde bunun üzerine etkeden kuvvet aleyna'nın üzerine etkeden merkezcil kuvvetin değeri ne olacaktır? Değişmeyecektir. O halde cevabınız ne olacaktır arkadaşlar burada? A şık olacaktır diyeceksiniz.
Peki. Şimdi hareketi yatayda ve düşeyde inceledik. Gelin isterseniz virajlı sorulara bakalım. Virajlı sorularda aslında iki virajımız var. Bunlardan bir tanesi yatay viraj, diğeri de eğimli viraj aslında. Bu viraj meselesini iki başlığı inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi aslında yatay viraj. Şimdi yatay virajda bulunan bir ya da yatay viraja giren herhangi bir cisim için, tabii biz burada bir motor sikletliği verdik. Bu adamın üzerine etkileyen ya da motorun üzerine etkileyen merkez, yani her zaman merkezden dışarıya durulan bir merkez kaç kuvvetiniz var? Bizler bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Burada bir sefer F merkez kaç kuvvetiniz var? Şimdi bunu dengeleyen bu tarafıdır ne olması lazım arkadaşlar? Bir sürtünme kuvveti olması lazım. Denge şartından dolayı sağa çeken sola çeken eşitse buradaki merkez kaç kuvvetiniz, buradaki sürtünme kuvvetinin ne olması lazım? Eşit olması lazım. Peki sürtünme kuvvetinin değeri ne kadardı? N çarpı K kadardı. Bakın buradaki meseleyi yazıyoruz. Sürtünme kuvveti merkez kaç kuvvet eşit olması lazım? Sürtünme kuvvetinin değeri K çarpı N, de o da MGK idi. Getirip buradaki ifadeyi eğer yazacak olursanız de yerine, o zaman buradaki hızın maksimum değeri ne kadar olması lazım arkadaşlar? Kök içerisinde KGR olması lazım. Aslında buraya MV kare bölü R yazmayı, tabii ki şuradaki R çıkmamış. Oraya R yazalım. Buradaki V'yi çekecek olursanız M'ler burada birbirini götüreceğinden dolayı arkadaşlar KGR kök içerisinde çıkacaktır. Yani burada şunu söyleyin, aslında bunların her biri için ayrı ayrı formül ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Bununla ilgili soru geldiğinde yapmanız gereken şey aslında kuvvet dengesi yazmak. Yani dışarıya durulan kuvvetin içeriye durulan sürtünme kuvvetinin ne olması lazım? Eşit olması lazım diyeceksiniz. O kadar yani. Şimdi eğimli viraja girersek arkadaşlar, aslında daha çok bu otomobil yarışlarında dikkatinizi çekmiş olabilir diye aslında bunu burada koydum ama iç bükeydir aslında virajlar. Yani virajlar içeriye doğrudur. Neden? Çünkü aslında emniyeti artırır virajda olması. Ama şunu söyleyeyim ben size. Sonuç itibariyle virajın şeklinin yatay olması ya da eğimli olması bir şey ifade etmiyor. Sonuç itibariyle eğer bu adam bir dairesel yörüngede, ki dairesel bir yörüngede, yani daha doğrusu çembersel bir yörüngede dolanıyorsa, bu çemberin merkezinden dışarıya doğru kesin gibi merkez kaç kuvveti var bu adamın? Bu bir ser kesin yani. Aşağıya doğru da bir ağırlığı var zaten. Sonuç itibariyle siz burada aslında eğer şu açıya biz teta diyecek olursa, burada bir tane teta yazabilirsiniz. Yani şurası merkez kaç kuvvetse aynı durumda tabii şurası merkez kaç kuvvet olacaktır. F merkez kaç olacaktır. Buradaki merkez kaç, yani tanjant tetanın karşı bölü komşu olduğunu biliyoruz. O zaman karşısı F merkez kaç komşusu da G olduğu için aslında tanjant tetayı böyle yazabiliriz. Buradan ifade değerken değerleri yerine yazdığınızda arkadaşlar, girebileceği emniyetli hızın burada RG tanjant teta olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabii ki burada eğer V'yi çekecek olursanız kök içerisinde burası RG tanjant teta olacaktır, ama tekrar ediyorum yine bir önceki verdiğimde olduğu gibi biz burada emniyetli hızın değerini formülize ettik, ama bütün sorularda yapmanız gereken şey aslında buradaki kuvvetleri yazıp daha sonra vektörel işlem yapmanız sizin için daha iyi olacaktır. Tek tek ezberlemektense. Peki burayla ilgili soru söyleyelim arkadaşlar. Şöyle diyor ki, yarıçapı diyor 400 metre olan çekirdeki viraja giren diyor 3 ton kütleli kamyonun lastikleriyle yol arasındaki sürtünme kasası 0,1'dir. Tamam. Buna göre diyor kamyonun diyor viraja emniyetle geçebileceği en büyük hız değerini bulunuz diyor. Ben aslında burada formülü ezberlememe hiç gerek yok arkadaşlar. Şunu yazıyorum, diyorum ki burada bir merkez kaç kuvveti var mı? Var. Bunu dengeleyen içeriye doğru bir sürtünme kuvveti var mı? Var. O zaman ben burada içeriye doğru olan sürtünme kuvveti eşittir dışarıya doğru olan merkez kaç kuvvet diyebilir miyim? Derim. Sürtünme kuvvetinin değerinin MGK olduğunu, bunun da M V kare bölü R olduğunu söyleyebilir miyim? Söylerim. M büyük hız değeri diyor. Tabi bu da şuna baktım. Çiziksel hız mı, açısal hız mı? Çiziksel hızdan bahsediyor. O zaman buraya M V kare bölü R yazacağım arkadaşlar. Bakın şuradaki M değerler birbirini götürecek. O zaman burada işte 10 çarpı K'sı 0,1 olduğu için yazacağım. Eşittir diyeceğim. V kare bölü R yarıçapı ne kadar arkadaşlar burada? 400'müş. Burası ne olur? 1, 1 çarpı 400, 400. O zaman burada her iki tarafı kare kökçe çıkaracak olursanız 400 kökçe kaç olarak çıkacaktır? 20 olarak çıkacak. O halde bu adamın emniyetli bir şekilde geçebilmesi hızının ne olması lazım? 20 metre bölü saniye olması lazım diyeceğiz. Şimdi 2019 AYT'de gelmiş olan bir soru. Şöyle diyor ki, otoyollar inşa edilirken seyahat eden diyor araçların virajları emniyetli bir şekilde dönebilmesi için eylemlerinden hangileri yapılmalıdır? Dikkat ederseniz bakın 2019'da da gelmiş, 2020'de de gelmiş. Hatta 2020'de iki tane soru gelmiş çembersel hareketle ilgili. Dikkat edin. Demek ki ÖSYM ne yapıyor? Önem veriyoruz çembersel harekete. Şimdi diyor ki eylemlerinden gider yapılmalıdır. Ne için? Emniyetli bir şekilde dönebilmesi için. Yol ile araçların tekerlekler arasındaki sürtünme kuvvetini azaltacak türden malzeme kullanılmalı. Bak bak bak, ne diyor? Azaltacak. Hayır. Ne yapmalıyız? Artırmalıyız. Kaymaması için, emniyetli bir şekilde yürümesi için bilakis artırmalıyız, azaltmamalıyız arkadaşlar.
Virajların içe doğru uygun açıyla eğimli olarak inşa edilmesi, ki onu söyledik. Bakın şurada söyledik. Eğimli olması emniyeti artırmak içindir. Hatta bütün Formula yarış pistlerinin içe doğru işbükey olduğunu, niye çok hızlı hareket ettikleri için, emniyetli dönemler için virajın olması lazım olduğunu söyledik. O zaman demek ki bu ifade nedir? Doğru bir ifadedir. Virajların yarı çapı mümkün olduğu kadar küçük olacak şekilde inşa edilmelidir. Şimdi bizim için önemli olan mesele şu. Bakın buraya dikkat edin. Biz buradaki V'nin değerini, dikkat edin bakın şuradaki R ile V'nin ne orantılı olduğunu görüyorum? Doğru orantılı olduğunu görüyorum. Sen eğer buradaki R'yi azaltırsan buradaki V'yi de azaltmış olursun. O halde sen mümkün olduğu kadar buradaki R açısını, R yarı çapını ne yapman lazım? Büyütmen lazım. Bilakis küçültmemen lazım. Ama bu diyor küçük olacak şekilde diyor. Hayır arkadaşım, yanlış söylüyor. O zaman burada cevabınız normaldir. Burs olmalıdır. Yani yalnız 2 burada yapılmalı ama 1-3 burada yapılmamalıdır diyeceksiniz. Peki eğimli virajla ilgili bir soru çözelim dedik. O da şöyle diyor. Diyor ki 1600 kilogram diyor kütleli bir araba eğim açısı 37 derece olan diyor virajda sorunsuz geçmek istiyor. Sürtünmeler önemsenin ortada virajın yarı çapı buymuş. Buna göre diyor arabanın viraj emniyete geçebilir hız değerini bulunuz. Şimdi demin size söyledim. Ne dedim ben size? Dedim ki şurası eğer zaten şuraya 37 derece vermiş. Otomatik olarak burası da 37 derecedir. O zaman şurası da F merkez kaç kuvvetine eşittir? O zaman biz burada tanjant teta'yı yazacak olursak F merkez kaç bölü G olduğunu söyledik. Tabi buradaki değeri de tanjant 37, sinüs 37 bölü kosinüs 37 olduğunu biliyoruz. O da 6 bölü 8'den dolayı 3 bölü 4 olacağını biliyoruz. Tanjant 37'nin. Aslında verilmiş tabi burada. Onu da aslında kafamızı çevirmemize gerek yoktu ama neyse. Eşittir diyorum o zaman. Buradaki merkez kaç kuvvetin değeri ne kadardı arkadaşlar? Mv kare bölü R kadardı. Bu adamın aslında değeri de yazalım burada. Mv kare bölü R bölü Mg yazarsak şuradaki M'ler bunu götürecek. İşlem kalabalığı yapmamıza gerek kalmaz anlamında aslında söylüyorum burayı. O halde 3 bölü 4 eşittir diyeceğim. V kare bölü Rg. R'si burada ne kadardı arkadaşlar yarı çapı? 40 bölü 3 metreydi. Onu yazalım buraya. 40 bölü 3 çarpı ne diyeceğiz arkadaşlar? 10 diyeceğiz tabii ki. G yer çekilmesi de 10 olduğu için. Bakın şunu tel çevre buraya 1 bölü G olarak attım. İfadeyi devam ettirecek olursak ne olacaktır burası arkadaşlar? Şöyle yapalım aslında. 400 bölü 3 yapacak. 3 bölü 400 yapar burası da. Yazalım bunu da. 3 bölü 4 eşittir diyorum. 3V kare bölü 400 yazıyorum buraya da. Bakın 3'ler birini götürdü. 4'ler birini götürdü. Ne kaldı? 100 kaldı. Her iki tarafı kare kökten çıkacak olursanız. O zaman buradaki V değeri ne çıkacak arkadaşlar? 10 metre bölü saniye çıkacaktır. Elbette diyeceksiniz. Peki devam edelim arkadaşlar. Şimdi dördüncü olarak biz bu cismi bir silindir içerisinde koyduk ve silindir içerisinde bunun hareketini sağladık. Aslında daha çok böyle gösteri hareketleri yaparlar. Gösteri hareketi yapan motosikletler daha çok bunu kullanırlar. Mesela silindir içerisinde dönme hareketini kullanırlar. Şimdi buradaki olay nedir peki? Buradaki olay şudur aslında. Bu adam düşey bir silindirin içerisinde dönebilmesi için aslında bunun üzerindeki kuvvetleri belirlemeniz lazım. Ki bir, bu adam çembersel yörüngede döndüğü için aslında merkezden dışarı durumunda merkez kaç kuvveti var mı? Var. Önce onu belirleyin. Merkez kaç kuvveti var? Bu adamın aşağı doğru bir ağırlığı var mı? Var. Bir G ağırlığı var. Şimdi bunları dengeleyen olması lazım. Yani aşağıya doğru olanı dengeleyen yukarıya doğru bir olması lazım. Şimdi bunu dengeleyen yukarıya doğru kim var? Elbette ki sürtünme kuvveti var. Peki bunu dengeleyen kim var? Yüzeyin tepki kuvveti olan N var tabii ki. Buradaki sürtünme kuvvetinde tabii N çarpı K olduğunu biliyorsunuz. Burası N kadarsa o zaman sürtünme kuvvetinin değerinin de aslında F merkez kaç çarpı K olduğunu bulacaksınız demektir. Buradaki ifadede eğer bunu yazacak olursanız yani burada dönme şartı, düşmeme koşulunun bunun buna eşit olması minimum değerini tabii. Sürtünme kuvvetinin aslında şöyle olmasını söylemezse yukarıya doğru olan sürtünme kuvvetinin minimum şartta aşağıya doğru olan G'ye eşit olması lazım. Şimdi sürtünme kuvvetinin değerinde N çarpı K olduğunu biliyorum. Bunun da G'ye eşit olması lazım diyorum. Buradaki N dediğim şeyin de merkez kaç kuvvetine eşit olduğunu biliyorum. O zaman o da F merkez kaç çarpı K eşittir G olduğunu biliyorum. O halde ben bu ifadeyi devam ettirecek olursam şöyle yazabilir miyim? Şöyle yazarım. Mv kare bölü R çarpı K eşittir Mg yazarım. Buradaki M'ler eğer birbirini götürecek olursa arkadaşlar o zaman burada V kare ne çıkacaktır? R çarpı G bölü kaç kare? Yani o zaman demek ki bu adamın emniyetli bir şekilde dönebilmesi için minimum hızının kök içerisinde Rg bölü K olması lazım ifadesi bizim için doğru olacaktır. Bu adamın silindir içerisinde düşmemesi için hızının kök içerisinde Rg bölü K olması lazım diyeceksiniz. Evet aynı mesele sormuş. Burada işte
Bu adamın emniyet bir şekilde dönebilmesi için sürtme kasası ne olmalı? İstersen ispatını yapmayayım. Direkt yukarıdaki bir önceki sayfadan hızı alayım ben size. Kök içerisinde R çarpı G bölü K idi. Hatırlayın arkadaşlar ifademiz. Hızın değeri burada verilmiş. 20 verilmiş bize. 20 yazalım buraya. 20 eşittir diyeceğim. Kök içerisinde yarıçapının 10 metre olduğunu, yer çekilmesinin 10 olduğunu, sürtme kasası ne kadar olduğunu bilmiyorum. Tabii her iki tarafın karesini alacak olursanız burası 400 yapacaktır. 400 eşittir 100 bölü K olacağı için 100 ile 400'ü sadece burada ne kalacaktır? 4 kalacaktır. O zaman K burada kaç çıkacaktır? 1 bölü 4 çıkacaktır. Yani 0,25 çıkacaktır ki bu adamın 20 metre bölü saniyelik hız değeriyle düşmeden hareket edebilmesi için aslında buradaki çizim kasasının ne olması lazım diyorum o zaman. 0,25 olması lazım diyoruz. Evet sevgili fizik canavarları. Bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Biz bu videoda size çembersel hareketin günlük hayattaki uygulamalarını vermeye çalıştık. Tabii bununla ilgili soruları lütfen tekrar başa alıp durdurarak kendiniz çözün. Kendi elinizde bulunan kaynaklardan da soruları çözerek bu konuyu pekiştireceğinizi düşünüyorum. Ümit ediyorum bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Tabii ne yapıyoruz her zamanki gibi? Bu videoların gelişerek devam etmesini istiyorsak aşağıda tamamen beleş ve ücretsiz olan abone ol tuşuna basmayı, videoları beğenerek zili açıp bir sonraki videolar geldiğinde bildirim almanızı sağlayabilirsiniz. Yapacağınız katkı ve katılımlardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar ne yapıyoruz? Her zamanki gibi kendimize çok ama çok iyi bakıyoruz. Hoşça kalın. Benim sevgili fizik canavarlarım.